Ete bir yılda gelmesi gereken zamın 2 ayda gelmesiyle fiyatlar arttı. Kasapların dahi anlam veremediği bu artış etli gıdalara da fiyat artışı getirdi. Ete gelen zam lahmacun fiyatlarını da etkiledi. Et fiyatlarında %50'ye varan artış, et ürünlerinden lahmacunun fiyatının da artmasına neden oluyor. Kasaplar ve işletmeciler de fiyatlardan memnun olmadığını dile getirdi. Kadın geliyor 30 lira kıyma alıyor, yemeğin içinde sadece kokusunu versin diye. Vatandaş bittik yani, ne yapsınlar millet? Siz ne düşünüyorsunuz peki? Yani siz de satış yapıyorsunuz aynı zamanda. Hem dükkanları da satış yapıyorsunuz. Bizim satışımız da düştü. 6 lira kira veriyoruz, 8 lira elektrik geliyor. Ayda bir dükkanın, ufacık bir dükkanın 50 lira gideri var. E 1 kilo kıymadan sen kazandığın para 10-15 lira paradır. E nereye kadar gidecek? Yani şu anda herkes, yani kasapların çoğu zaten batmak üzere ve iflas etmek üzere. Son 2 aydır inanılmaz bir ete zam geldi. Biz de şaşırdık ve müşterilerden inanmaz bir tepki alıyoruz. Biz 2 ay öncesine kadar şöyle söyleyeyim, 25 TL 20-25 arası lahmacun satıyorduk. Şu anda gördüğünüz gibi 35 TL satıyoruz ama inanılmaz da bir tepki alıyoruz. Biz de ne olacağını bilemiyoruz şu anda. Yani bu durum hem esnafına hem bize çok yansıyor. Müşteri bulmakta çok zorlanıyoruz. Çünkü müşteri bugün geldiğini yarın ertesi gün aynı fiyata yiyemiyor. Çünkü biz de aynı fiyata alamadığımız için o yönden şu an biraz zor durumdayız. Yani Ramazan da kapı. Zaten Ramazan'dan şu an esnafın en büyük beklentisi Ramazan. İnşallah umduğumuz gibi bir Ramazan geçiririz. Tüm esnaf olarak önce işverenlerimizin sonra da çalışanların yardımcısı olsun. Yani şu anki durumlar çok kötü. Fiyatlardan vatandaşlar da şikayetçi. Hem üreticiyim hem tüketiciyim, böyle bir rayiç fiyat olmaz. Olmaması lazım. Buna bir an önce bir önlem alınması lazım. Bu nedir ya? Biz bir çuval yemi alıyoruz kaç paraya? Buradaki vatandaş bu eti nasıl yiyecek? 250 milyon lira olmuş da etin kilosu, kıymanın kilosu. Bunu insanlar yiyemez yani. Buna bir an önce devlet görevlileri lütfen. Artmayan var mı? Neyin fiyatı artmadı? Et fiyatları 260 lira. Bak inanın geçen gün aldım, köfte aldım. 507 gram. 107 lira para verdim. İnanın 107 lira para verdim. Şimdi bugün yarın kurban geliyor. 6-7 bin liradan başlayacak. Ramazan da kapıda aynı zamanda. Et fiyatları nasıl olacak? Vallahi 300 lira vuracak.